Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar ve iyi akşamlar. Biraz önce endekse dair analiz verdikten sonra özellikle bugün dolardaki hareketlilik sebebiyle, öğleden sonra başlayan hareketlilik sebebiyle dolar TL konusunda da çok fazla soru gelmiş durumda. Bu nedenle dolar içinde bir analiz vermek istedim sorulara yanıt olması bakımından. Sevgili arkadaşlar, şu anda dolar, şu anda saatlerimiz 23.03 ve dolar canlı olarak gördüğünüz üzere USD-TRY kurumuz 5.26-30'lar civarında devam ediyor, işlem görmekte. Bugün en yüksek 5.28-56'yı görmüş ve en düşük de 5.14-12 seviyesini görmüş bulunuyoruz. Arkadaşlar, endeksle ilgili olarak yorum aktarırken saat 11.15-11.30 civarlarında endeksin çok iyi bir konumda olduğu bir anda enflasyon verilerinin gelmesini müteakip endekste hızlı bir gerilemenin olduğuna dikkat çekmiştim. Aynı saatlerde endekste başlayan geri çekilme 5.14 seviyelerine kadar düşmüş olan doların da hızlı bir şekilde hareketlilik kazanmasına ve 5.20 üzerine yerleşmesine sebep olmuştur. Şimdi arkadaşlar, dolar enflasyon veya endeks enflasyon arasındaki ilişkiyi biraz önceki analizimde genişçe izah etmiştim. Yani enflasyonda bir düşüş yaşanıyor olması şu anda. Bugün gelen verilere göre %1,5-1,44 civarında bir düşüşün yaşanmış olması. Önümüzdeki aylara yönelik olarak da bu gerilemenin hükümet politikaları paralelinde devam edebileceğine dair söylemlerin artmış olması. Ve tabii ki bütün bunların paralelinde veya bütün bunların sonucunda şu soruyu gündeme getirmekte. Acaba yüksek faizlerden hiç hoşnut olmayan ekonomi kurmayları veya ekonomi yönetimi bir faiz indirimi konusunda ısrarcı olabilir mi? Her ne kadar bağımsız olan Merkez Bankamız bu konudaki baskılara bağlı olarak bir faiz indirimi yapar mı? 13 Aralık tarihi yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı olacak. Bu toplantıda bir faiz indirimi gelir mi şeklinde sorular akıllara takılmaya başlandı. Faiz indiriminin gelmesi özellikle kendi ülkelerinde çok düşük faiz oranları olan Amerika başta olmak üzere ülkelerin ki bildiğiniz gibi son günlerde Fed'in faiz artırımlarına mola verebileceği beklentisinin de gündemde olduğu bir süreçte bizim de faiz indirimi şeklinde bir beklentiye bağlı olarak bir takım algıların oluşması durumunda yüksek faiz imkanlarından istifade edemeyecek, yararlanamayacak olan paranın dolara ve borsaya yönelme ihtimali gündeme gelebiliyor. Yani yüksek faiz en başta borsa olmak üzere dolardaki yükselişinde, dövizdeki yükselişinde önünde bir engel konumunda olabiliyor. Şimdi arkadaşlar, evet bu bir ihtimal. Yani bugün gelen düşük enflasyon oranı, aylardır yükselmekte olan enflasyon oranının sadece bu ay düşmüş olması önümüzdeki aylarda mutlaka düşecektir manasını çıkarmamakla birlikte piyasa bildiğiniz gibi belli algılara, belli psikolojilere ve belli beklentilere bağlı olarak hareket ediyor. Beklentileri fiyatlıyor. Gerçekleştikten sonra da satıyor. Bu hisseler için de böyle. Şimdi arkadaşlar, dolar için hafta sonu yapmış olduğumuz analizimizde doların 5.21.50, 5.22 civarında bir pivot seviyesi olduğunu, haftalık pivot seviyesi olduğunu ve bu pivot seviyesinin aşağısında kaldıkça yönünün aşağı olabileceğini, İlk durağının 5.13-5.14'ler olabileceğini, bu desteğin de kırılması durumunda 5.05'e doğru aynı zamanda Fibonacci desteğimiz olarak da şurada görmekte olduğumuz %50 Fibonacci desteğine, pardon %61.8 Fibonacci desteğine denk gelen 5.06 seviyesine kadar devam edebilecek, yani 5 seviyesine yaklaşma niyetini gösterecek şekilde devam edebilecek bir geri çekilmenin olabileceğine vurgu yapmıştım. Ana kriterimiz 5.21-5.22 üzerinde kalması. Yuvarlak bir hesapla 5.20'nin aşağısında olunduğu takdirde dolar için 5'e doğru bir gerileme eğilimi ön planda olabilecekti. Ve benim de şahsi kanaatim olarak 5.06 civarlarından bir tepkinin yaşanabileceğini, yani 5.06'ya yaklaşırken bir tepkinin yaklaşabileceğini, bu seviyenin de daha aşağısının görülmeyeceği yönündeydi. Çok affedersiniz. Sevgili arkadaşlar, enflasyon verisinin gelmesi ve bugün bildiğiniz gibi birinci destek noktamız olan 5.14 seviyesine kadar bir geri çekilme, 5.13 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandı ve bunun ardından da 5.21-43-5, 5.22 bölgesindeki pivot seviyemizin üzerine çıkılmakla
birinci direnç noktamız olan 5.29 seviyesi test edilmiş oldu. Bugün arkadaşlar bakalım, evet, en yüksek 5.28.56, 5.29 diyelim biz buna. Bu bölge test edilmiş oldu. Özetle 5.30 seviyesine yaklaşan ve bunun üzerine çıkma başarısını gösteremeyen ama 5.20 desteğinin de üzerinde veyahut da 5.20 olarak gördüğümüz kritik direnç noktasının da, pardon, destek noktasının da üzerinde kalma eğiliminde olan bir dolar tablosuyla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar buradaki soru şu: enflasyon verisiyle birlikte piyasada oluşan faiz indirimi olasılığı paralelinde artık dolar bir tepki bulmuş mudur? Dolardaki geri çekilme sona ermiş midir? Yani dolar artık 5.13'e 5.14'e kadar geri çekildi. Buranın daha aşağısı yok. Artık ağırlıklı olan tablo doların yükselişi yönündenidir şeklinde bir soru akla gelecektir. Zira yüksek seviyelerden dolar almış olan arkadaşlarımızın da en büyük beklentisi doların bir an önce toparlanması, en azından kendilerini zarardan kurtardıktan sonra varsın ne olursa olsun şeklinde bir düşünce oluşmaya başladı artık. Şimdi arkadaşlar öncelikle bugün gelen, sadece bugüne ait, bu aya ait olan, daha doğrusu Kasım ayına ait olan enflasyon verilerinin, yani tek bir aya yönelik gelen enflasyon verisine bakarak piyasada her şey düzeldi, tüm olumsuzluklar geçti, artık bundan sonra önümüz süt liman şeklinde bir yorum yapmamız tabii ki mümkün değil. Fakat piyasa öyle farklı bir enstrüman ki arkadaşlar, beklentiler ve psikolojik algılar çok daha ön planda. Eğer piyasa ve özellikle yabancılar şuna inanmaya başlarsa, önümüzdeki ayda enflasyon düşük gelecek veya önümüzdeki birkaç ayda enflasyondaki gerileme eğilimi devam edecek ve buna bağlı olarak da Merkez Bankası zaten yüksek faizi sevmiyor, mutlak surette faiz indirir şeklinde bir beklenti içerisine girerse, bu durumda arkadaşlar faizlerdeki düşüşe bağlı olarak doların yükselebileceği ihtimali ön plana çıkmış olur. İşte bu durumda dolar için artık tepki süreci başlamıştır diyebiliriz. Bunu ne zaman anlayacağız? Arkadaşlar bunu yarın veya bir iki gün içerisinde, şu an enflasyon verisi çok sıcak bir veri, bir iki gün içerisinde net olarak anlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü piyasa yavaş yavaş bu konuda fiyatlamaya başlayacaktır. Eğer ki 5.20'nin aşağısına gelmeyen bir dolar seyrine yarın ve öbür gün tanık olabiliyorsak, artık dolarda yavaş yavaş kademeli bir şekilde bir yükseliş ihtimalinin başlamış olabileceğini söylemek mümkün olacaktır. İlk noktamız arkadaşlar, bu hafta için konuşuyorum. Zira bu grafiğimiz haftalık bir grafiktir. 5.29 yani 5.30 seviyesi. Bu seviyenin aşılması durumunda 5.37, 5.38. Buranın da aşılması durumunda, yani 5.30'un artık destek haline gelmesi durumunda, 5.38 ardından 5.46 seviyesi gündeme gelecektir. 5.46 seviyesi arkadaşlar hangi açıdan önemliydi? Hafta sonu verdiğim analizlerde hatırlayacaksınızdır. %50 seviyesine denk gelen, Fibonacci seviyesine denk gelen 5.47 seviyesine denk gelmekti. Yani 5.46 ve 5.47'nin aşılması durumunda 5.50 sadece bir psikolojik direnç özelliğindedir. Bu seviyenin de aşılmak üzere %32.2'ye denk gelmekte olan 5.80-5.90 bölgesine doğru bir hareketlenme önümüzdeki süreçte yaşanabilir. Arkadaşlar özellikle vurgulamak istiyorum. Fibonacci çizimleri bir haftayı, 3 günü, 5 günü gösteren çizimler değildir. Biraz daha orta vadeli çizimlerdir. Ama şurada görmüş olduğunuz pivot değerleri sadece ve sadece bu haftaya ilişkin değerlerdir. Geçtiğimiz haftanın kapanış verileri dikkate alınarak hesaplanır ve önümüzdeki hafta çok daha farklı pivot değerleri söz konusu olacaktır. Onun için bu pivot seviyelerini bu haftaya yönelik olarak veriler olarak kabul etmeliyiz. Dolayısıyla bu noktadan hareketle pivot için arkadaşlar önemseyeceğimiz 5.30, 5.38 ve 5.46. Yani 5.46'yı biz 5.47 olarak da düşünebiliriz. Şuradaki nokta olarak da düşünebiliriz. Bu seviyenin bu hafta aşılma ihtimali oldukça zor denilebilir. Çünkü enflasyon ve diğer algılar hemen 2 gün, 3 gün içerisinde oluşmayacaktır. Ama oluşabilecek olan bir tepkinin ilk hedefinin 5.30'un üzerinde 38 ve 46-47 bölgesi olabileceğini, bu bölgelerde bir zorlanma olup da tekrardan bir geri çekilme, tekrardan bir gevşeme eğiliminin gündeme gelebileceğini akılda tutmak gerekiyor. Özellikle kısa vade için al sat yapan
arkadaşlarımız veya yatırımcılarımız bakımından. Şimdi arkadaşlar, dolarla ilgili olarak bu tablo bu şekilde gündemde iken bir diğer önemli husus da şu. Bugün Merkez Bankası 100 milyon dolarlık ve 50 milyon dolarlık TL uzlaşma koşullarıyla bir ihale açtı. Ve bu ihaleye, daha doğrusu iki ihale açtı. Bu iki ihaleye hiçbir şekilde katılım olmadı. Arkadaşlar, TL uzlaşmalı dolar ihalesi, dolar satış ihalesi ne demektir? Ben doları satıyorum. Şu tarih itibariyle de fiyatını şu tarihten fixliyorum, sabitliyorum şeklinde. Uzlaşma kelimesi eşittir. O doların fiyatını sabitlemek anlamına geliyor. 3 aylık ve 1 aylık açılan bu dolar ihalelerine hiçbir teklifin gelmemesinin anlamı uzlaşma fiyatının beğenilmemesidir arkadaşlar. Uzlaşma fiyatı beğenilmiş olsaydı birileri evet bu şartlar uygundur diyerekten dolar ihalesine iştirak edebilirdi. Demek ki burada dolara yönelik olarak artık bir tepkinin oluşabileceği, bir yükselişin gerçekleşebileceğine dair bir beklenti oluşmaya başladı. Ve Merkez Bankası da dolarda şu an mevcut olan düşük tabloya bağlı olarak vermiş olduğu uzlaşma fiyatı piyasa tarafından beğenilmedi. Bu durumun paralelinde bir başka noktaya daha değinmek gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası Viyop'ta bir oyuncu, bir yatırımcı sıfatıyla işlem yapmakta ve Kasım ayı kontratlarını 224 bin civarındaki kontratını uzlaşma fiyatından kapatmıştı ve uzlaşma fiyatı ise 5.16 idi. Onun kapatmasının ardından da dolar 5.20'ler civarına doğru, 5.20 üzerine doğru bir hareketlenme yaşamıştı. Merkez Bankası'nın şu an elinde arkadaşlar 572 bin kontrat civarında şu görmüş olduğunuz İşlem penceresini görmüş olduğunuz Aralık ayı kontratlarında pozisyon bulunuyor, satış pozisyonu bulunuyor. Aynı zamanda Şubat 2019 vadeli, onun da şimdi penceresini getireyim ben size arkadaşlar, işlem penceresini. Evet, sağdaki Şubat 2019 vadelidir. Şubat 2019 vadede ise 40 bin kontrat civarında satış pozisyonu bulunuyor. Arkadaşlar, Merkez Bankası bugün Aralık ayına girdiğimiz ve Kasım kontratlarının kapandığı ilk gün münasebetiyle yine herhangi bir işlem yapmadı. Yani satış pozisyonlarını artırmadığı gibi pozisyonlarını kapatma yönünde de bir eğilim içerisine girmedi. Bugünkü işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Aralık ayı kontratları, yani içinde bulunduğumuz vadenin kontratları ve gördüğünüz gibi bugün satanlar İş Yatırım Garanti Ak İNG menkul bulunuyor. Alıcılarsa Deniz Yatırım, TEB ve Yatırım Merkez Bankası'nın bu sıralama içerisinde görmüyoruz. Tekrar belirtiyorum, dolarda bir hareketlenme oldu ama Merkez Bankası hiçbir şekilde bir işlem yapma gereğini duymadı. Şimdi arkadaşlar, şu iki pencerede bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakınız, şu görmüş olduğunuz Şubat ayı kontratları son işlem fiyatı 5.35'ten geçmiş. 5.35-5.31'den geçmiş. Şu an doların bulunduğu seviye kaç? 5.23, 5.24, 5.25 bu civarlardayız. Dolayısıyla vadeli opsiyon piyasaları doların önümüzdeki günlerini, önümüzdeki sürecini hesaplayan bir fiyatlayan, daha doğrusu hesaplayan demeyelim, fiyatlayan bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla Aralık ayı için bugün itibariyle, bugünkü koşullar itibariyle doların 5.35'ler civarında olması fiyatlanmış. Tabii ki bu rakamlar yarın çok daha farklı boyutlara gidebilir. Biz anı konuşuyoruz. Bu anı, bu saniyeyi konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar, 5.30-5.35 meselesini bir köşeye bırakarak asıl önemli olan nokta şu. Dolarda şu anda gerçek fiyat 5.24'ler civarındayken burada 5.35'in hesaplanıyor, 5.35'in tahmin ediliyor olması, fiyatlanıyor olması birinci önemli husus. Bu seviye yukarı bir seviye olduğu için, reel fiyatlardan daha yukarıda 10 birimlik bir yukarı eğilimi ifade ettiği için dolardaki yükseliş ve tepki niyetinin şu tabloya bakarak da var olduğunu düşünmek mümkün olabilecektir. En azından bu tepki bugün yarın olmayacaksa bile dolardaki gerileme eğiliminin artık azaldığını veya gerileme isteğinin artık azaldığını düşünmek şu tablo itibariyle de mümkün olabilecektir. Ancak tekrar söylüyorum, piyasada çok hızlı değişimler oluyor. Bugün gelen enflasyon verisinin bu seviyede düşük gelmesi beklenmediği için bugün endekste bir
kafa karışıklığı yaşandı. Bütün dünya endeksleri yemyeşil ve fevkalade olumlu bir tabloyu fiyatlarken biz onlardan ayrışıp olumsuz bir kapanış yaptık ve dolarda hızlı bir şekilde 5.14'ten 5.30'lara doğru bir atak yaşandı. Bunun gibi anlık gelebilecek olan bir veri, anlık gelebilecek olan bir haber her şeyi değiştirebilmekte. Her zaman söylüyorum, piyasalarda 2 çarpı 2 asla 4 etmez ve mutlak surette birçok değişkenin olduğu bir ortamda kesin sonucu bugünden söylemek mümkün değildir. Şimdi Aralık ayı kontratları için 5.35 fiyatlanırken Şubat ayı kontratları için ise arkadaşlar 5.53.07 seviyesinden bir işlem geçmiş. Bakınız 5.53. Dikkat ediyor musunuz? Şubat ve Aralık arasında yaklaşık 20 kuruşluk bir farkın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar buradan anlayacağımız şu: her iki kontratta doların bugünkü reel fiyatının oldukça üzerinde ve şuradaki anlayış, şuradaki vadeli opsiyon piyasası işlemlerinin ana mantığı olan önümüzdeki günleri ve vadeleri hesaplamak, öngörmek olduğuna göre yatırımcılar Viyop piyasasında işlem yaparken doların mevcut fiyattan değil de kısa bir süre içerisinde daha yukarı seviyelere doğru hareketlenme ihtimalini öngördükleri için bu fiyatlardan alıyorlar ve satıyorlar. Eğer 5.35 seviyesini Aralık ayı için, 5.50'li seviyeleri Şubat ayı için, ama bugünkü koşullar itibariyle söylüyorum, yarın bu rakamlar değişebilir. Şubat ayı için 5.53 seviyesini öngörmekte ve bu beklentiyle alım satım yapıyorlarsa ve dolar kuru bugün bu seviyelerden oldukça geride reel işlem görmekteyse, o zaman denilebilir ki dolarda bir tepki beklentisi kamuoyu veyahut da yatırımcılar nezdinde oldukça yüksek. Şimdi arkadaşlar bu tablolarımızdan ayrılalım. Bu hafta için doların kritik seviyelerini ifade ettim. 5.22 üzerinde kalmasının, 5.30, 5.38 ve 5.47, 48'lerin önemli noktalar olduğunu, özellikle 5.50'ye yaklaşımlarda olası tepkilerde dikkatli ve temkinli olmak, yani bir geri çekilme ihtimalinin olabileceğini hesaba katmakta yarar bulunmakta. Şimdi sevgili arkadaşlar bir de günlük olarak bakalım. Her ne kadar piyasa kapanmadı ise de, her ne kadar piyasa kapanmadı ise de şu anki canlı veriler itibariyle, yani canlı veri nedir arkadaşlar? 5.26.11 fiyatlar sürekli değişiyor şu anda gördüğünüz gibi. Bu seviyeler itibariyle dolar için pivot yarına yönelik olarak pivot seviyemiz 5.23 arkadaşlar. Haftalık pivot seviyemiz de 5.22-5.23'tü zaten. Günlük bazda, yani yarın için dikkat edilmesi gereken, ben piyasa kapandıktan sonra arkadaşlar Twitter'dan son kapanış rakamına göre milimetrik olarak pivot bilgilerini Twitter'dan yayınlayacağım. Yani saat 1 civarlarında falan, 12'den sonra ya yarın 1 civarlarında falan bunu ben yayınlamış olacağım zaten. Dediğim gibi şu an canlı fiyatlar olduğu için pivot verileri de hızlı bir şekilde anlık değişebilmekte. Ama 5.23 seviyesi şu an için, şu anki veriler itibariyle bir pivot desteği konumunda. 5.18'e kadar bir geri çekilme olasılığı mümkün olabilirmiş. Daha olumsuz koşullarda veya daha dolar lehine, TL lehine koşulların olması durumunda 5.9-5.04 seviyelerine kadar bir geri çekilme olasılığı mümkün olabilirmiş. Ancak dolardaki eğilim şu anda biraz daha yukarı yönlü olduğu için direnç noktalarına bakalım. Burada arkadaşlar bir 5.33 seviyesinde bir pivot direncini görüyorum. 5.38 ve 5.47'de zaten biraz önce haftalık pivot seviyeleri olarak da karşıma çıkan rakamlardı. Burada da bir değişik durum söz konusu olmuyor. Bir de arkadaşlar bir iki göstergeye bakalım isterseniz. Bir MACD göstergesine bakalım. Bu göstergenin günlük bazda bakıyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, aşağı doğru bir eğilim içerisine girmiş iken son yaşanan hareketlilikle yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda. Buradan bir de bir Haluk göstergesine bakalım. Güç göstergesi olarak bu durum doların gücünün ne durumda olduğunu nasıl yorumlamış? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu bölgelerden başlayan hareketlilikle önemli bir eşik olan 40 referans çizgisini de aştığını ve dik açıyla yukarıya doğru eğilimini, yükseliş niyetini devam ettirmekte olduğunu ve bu eğilimin dik açısını muhafaza etmekle birlikte güçlü bir şekilde yukarı niyetini ortaya koyduğunu anlamış bulunmaktayız. Bir de arkadaşlar 2 saatlik bir görüntüye bakalım. Bugünkü tabloyu biraz daha iyi anlayabilmek bakımından.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu seviyede yani evet şu seviyede başlayan bir hareketliliğin olduğunu yani 5-14'ler seviyesinde az önce belirttiğim gibi enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte dolarda hızlı bir hareket başladı. 5-14'ten başlayıp 5-30'a yaklaşan şekilde. Sevgili arkadaşlar, dolar-TL ile ilgili olarak şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret olup yarın eğer çok ciddi değişimler, çok ciddi fiyat hareketleri olursa tekrardan bir dolar-TL analizini yine bu saatlerde vermeye çalışacağım. İyi bir gün diliyorum, iyi bir hafta diliyorum. Başarılar, mutluluklar, hoşça kalınız efendim, saygılarımla.